Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ala ikhvanihim minen nebiyyine vel murselin. وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمين. Değerli kardeşlerim, Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı beraberce takip ediyoruz. 9. mektuptaydık. 3 mesele vardı. Onlardan saniyen denen 1. meseleyi okuduk. Saniyen 2. demek ama sıralamada 1. meseleydi. Keramet, ikram, istitraç ve maunet arasındaki farklar üstünde durmuştu. Durduk. Salisen, yani buraya göre 3 ama sıralamada 2. olan Allah'ın insanlara verdiği maddi ve manevi huzurları, duyguları yaratılışı istikametinde kullanmalı. Geçen hafta bunun üstünde bir hayli genişçe durmuştuk. Bugün de inşallah Rabian yazan 4. olarak demek ama sıralamada 3. burada iman ile İslam arasındaki farklar üstünde duracağız. Bu eskiden beri ulema arasında çok münakaşası yapılan, münakaşa derken yani seviyeli ilmi münakaşası yapılan bir meseledir. İman nedir? İslam nedir? İmanla İslam aynı şeyler midir? Aralarında fark var mıdır? Başka diğer bu mevzuyu anlatan kitaplara da baktım. Hemen hemen her usul kitabında imanla alakalı, İslam ile alakalı mutlaka bu mevzuya temas etmişler. İman ve İslam farkları üstünde genişçe durmaya çalışmışlar. Üstadın da burada dediği gibi bazıları aynıdır demiş. İman İslam demektir. İslam iman demektir demişler. Bazıları da ayrı ayrıdır demişler. Demişler çok farklı şeyler söylemişlerdir. Önce şu hususu bilinmesi lazımdır ki usulde temel bir prensip vardır. İhtilafü'l esma'i tedullu ala ihtilafü'l mana. Yani bir isimde farklılık varsa mutlaka onun manaları da farklıdır. Binaenaleyh iman kelimesi farklı bir kelime, tabir olarak da, lafız olarak da. Elbette İslam kelimesi de farklı bir kelime, farklı bir tabir, lafız olarak da. Öyleyse kelimelerin tonu, ifadesi ayrı ayrı olduğuna göre elbette aralarında farklı farklı manalar da vardır, olmalıdır demişlerdir. Bu hususu anlatan öncelikle bir Cibril hadisi şerifi var. Bütün hadis kitaplarında Cibril hadisi namıyla namdar bir hadisi şerif vardır. Ömer bin Hattab'ın naklettiği bir hadis rivayeti farklı sahabelerden de gelmiş ve Müslim-i Şerif'te var, Nesai'de var, Ebu Davud'un Sünen'inde var, Tirmizi'de var. Hemen hemen bütün hadis kitaplarında Cibril hadisi ile namdar bir hadisi sahih vardır. Diyor ki Hazreti Ömer, biz bir gün Efendimiz Aleyhisselam ile beraber onun huzurunda Mescid-i Nebevi'sinde bulunduğumuz bir sırada içeriye bir adam geldi ama kimse tanımıyordu. Bembeyaz elbiseler içerisinde
yolcu gibiydi. Sanki oradan geçiyormuş da mescide uğramış gibiydi ama fakat üstünde yolculuk alametleri de yoktu. Çünkü bir insan o günkü şartlarda deve ile veya yaya yola gitse üstünde pis olur, toz olur, toprak olur, yorgunluk alameti olur. Öyle bir şey yoktu. Dinç, dinamik, böyle bembeyaz elbiseler içerisinde bir adam girdi mescide. Cemaatin arasından geçti, Efendimizin huzuruna oturdu. Dizini Efendimizin dizine dayadı. Bazı rivayetlerde mel iman ya Resulallah dedi. Yani iman nedir? Önce bunu sordu. Hazreti Ömer'den gelen rivayette ise İslam nedir ya Resulallah diye sordu. Ben Hazreti Ömer'den gelen rivayetle ele alarak ya Muhammed, ahbirni anil İslam. Ey Muhammed dedi, bize İslam'dan haber ver. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tukimus salate ve tu'tiyez zekate ve tesumu ramazane ve tehuccel beyte اِنْ اِسْتَتَعْتَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. İşte İslam kelime-i şehadet getirmendir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demendir. Namazı ikame etmendir, zekatı eda etmendir. Farz olan Ramazan orucunu tutmandır ve gücü yetenler için hac yapmasıdır. Soru soran böyle bir cevap alınca sadak dedi, doğru söyledin. Sahabi hayret etti. فَاَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ. Hayret ettik. Adam hem soruyor bilmiyor gibi, cevap aldığı zaman da biliyormuş gibi doğru söyledin diyor. Sonra فَاَخْبِرْنَا عَنِ الْا۪يمَنِ. Hazreti Ömer'in rivayetine göre böyle. Ya Muhammed dedi, imandan bize haber ver. Demek ki Efendimiz İslam'ı tarif ederken şehadet, namaz, zekat, oruç, hac olarak. Ama imandan haber ver deyince Efendimiz Aleyhisselam bu defa اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ diye tarif buyurdu. İman da böyledir. Yani Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir. Deyince Efendimiz Aleyhisselam, soran adam hayret etti. Sadak de dedi önce, doğru söyledin dedi soran adam. Sahabi hayret etti. Adam bilmiyor gibi soruyor. Cevap aldığı zaman da doğru söyledin diyor. Bu defa ihsan nedir diye Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Efendimiz Aleyhisselam, en te'abudallâhe ke enneke terâhu. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. İhsan, senin Allah'ı görüyorsun gibi Allah'a kulluk yapmandır. Sen Allah'ı görüyor gibi olamasan bile, ki biz olamayız, bu mukarrebinin makamıdır. Allah seni görüyor ya, her şeyini her an biliyor ya, şuuru içinde Allah'a kulluk yapmandır dedi. Ve sonra o şahıs bir şey daha sordu, kıyamet ne zaman? Efendimiz Aleyhisselam soran sorulardan daha iyi bilir dedi. Ve sonra kalktı, gitti, mescidin dış kapısından çıktı. Sahabi hayret etti. Efendimiz Aleyhisselam çıkın dedi. Bakın o adamın arkasından kimdi o? Gittiler, kaybolmuş bir anda. Buyurdular ki o Cebrail'di, size dininizi öğretmek üzere geldi. Şimdi bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor ki İman bir başka bir şey, mana olarak İslam bir başka bir şey. Ama yine de acaba iman nedir, İslam nedir? Bu mevzuda farklı farklı mütalaalar olmuş. Kısaca üstad cevap vermiş. Sonra ikinci bir soru daha var. Aynı birinciye dayalı olarak üstünde beraberce durabiliriz. Rabian, ulema-i İslam ortasında İslam ve imanın farkları çok medarı bahsolmuş. Bir kısmı ikisi birdir. Diğer kısmı ikisi bir değil fakat biri birisiz olmaz demişler.
Ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki, İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Ne demek? Tabiri diğerle İslamiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. İşin özetini söylemiş. Bunu biraz açmak isterim. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki ahkam-ı Kur'aniye'ye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyet'e mazhardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Bu Lübnan taraflarında da var böyle. Adları Müslüman ama imanları yok. Dinsiz bir Müslüman, imansız bir Müslüman. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkam-ı Kur'aniye'ye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar, gayri müslim mümin tabirine mazhar oluyorlar diyerek meseleyi biraz daha açmış ve özetlemiş. Bu mevzu üstünde şöyle biraz daha durabiliriz. İslam sözlükte itaat etmek, teslim olmak, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye sıkı sıkıya teslim olmak ve esenlikte kalmak manalarına geliyor lügatta. Dini ıstılahta ise Yüce Allah'a itaat etmek, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek inandıklarını yaşamak. İslamiyet daha çok amel bazında inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışlarıyla kabul edip benimsediğini göstermek manalarına geliyor. Öyle anlaşılıyor ki İslam dendiği zaman daha çok amellerle, uzuvlarla, ibadetlerle alakası var. Ama Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı tarif ederken başta şehadet kelimesini de zikrettiğine göre demek İslam kelimesi içerisinde kalben tasdik, yani İslam kelimesi içerisinde iman da var. O inceliğe dikkat ettiğiniz hadis-i şerifte evet İslam nedir diye sorunca Cebrail Efendimiz en teşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah demektir. Sonra namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir. Burada kelime-i şehadet var. Kalben tasdikle alakalı. Demek İslam içerisinde iman kelimesi var. Kur'an-ı Kerim'de iman ile İslam bazen aynı manalarda kullanılmış, bazen de farklı manalarda kullanılmıştır. Mesela imanla İslam kelimesinin aynı manada kullanıldığını anlatan bir ayet. Neml suresi 81. ayet. Bu ayeti yazın ve tabii ki ezberleyin. Ve mâ ente bihâdi l'umyi an dalâletihim in tüsmû illâ yü'minü bi âyâtina fehum muslimûn. Yani ayetin sonu itibariyle ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. Ayetlerimize inanıp da teslim olanlar. İn tüsmü illa en yü'minu yü'min bi ayetine fehum müslümün. Burada imanla İslam kelimesi ayette aynı manada kullanılmıştır. Mesela imanla İslam'ın aynı manada olduğunu anlatan bir başka ayet daha var. Zariyat suresi 35 ve 36. ayetler. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Hz. İbrahim Aleyhisselam'a gelen melekler oradan Lut Aleyhisselam'a gidecekler. Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak edecekler. İşte o Lut kavmiyle alakalı oradaki müminlerin şehirden çıkarılmalarını emrettik. Helak olunca müminler helak olmasınlar diye. Önce müminler diyor,
Sonra da orada diyor Müslümanlardan bir aile bulamadık. Bu ayette mümin ve müslim aynı manada kullanılıyor. Fakat imanla İslam'ın ayrı ayrı şeyler olduğunu anlatan bir ayet de Hucurat Suresi 14. ayettir. Demek ki iki ayet zikrettim. Bir Nemil Suresi 81, iki Zariyat Suresi 35 ve 36. ayetlerde iman kelimesiyle İslam kelimesini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de aynı manada kullanmış. Ama Hucurat 14. ayette ise ayrı ayrı manalara geldiğini ifade ediyor. Kâletil Arabu âmennâ. Arabiler, Bedeviler dediler ki biz inandık. Kullem tü'minu. De ki sen onlara siz inanmadınız. Velakin kulu eslemle. Lakin Müslüman oldunuz. Siz iman etmediniz fakat Müslüman oldunuz. Yani ayette mümin kelimesiyle Müslüm kelimesi, iman kelimesiyle İslam kelimesi farklı farklı manalarda kullanılmıştır. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ama boyun eğdik deyiniz de henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Efendimiz Aleyhisselam'a teslim olduk biz, Müslüman olduk diyorlar Bedeviler. Ama kalplerinde iman olmadığını anlatıyor Cenab-ı Hak burada. Tekrar ediyorum, bundan anlaşılıyor ki iman farklı şey, İslam farklı şeydir. Böyle ayetlerden de meseleyi ele aldıktan sonra şimdi tekrar üstadın anlatımına bir defa daha dönmek istiyorum. Ulema-i İslam ortasında iman ve İslam'ın farkları çok medarı bahsolmuş. Bir kısmı ikisi birdir. Diğer kısmı ikisi bir değil. Fakat biri birisiz olmaz demişlerdir. Az önce bunlara temas etmiş oldum. Hangi ayette ikisi birdir? Hangi ayette ikisi birbirinden farklıdır? Nemil Suresi 81, Zariyat Suresi 35 ve 36. ayetlerde imanla İslam aynı manada ama Hucurat Suresi 14. ayette ise iman ile İslam'ın farklı farklı şeyler olduğu hususunu ayet-i kerimelerden öğrenmiş olduk. Şimdi bütün bunlardan sonra Üstad özetini anlatıyor. İslamiyet iltizamdır. İman izandır. İmanla izan arasındaki farkı öğrenebilmek için değerli kardeşlerim, bir risale kaynağı söylemek istiyorum. Risalelerle anlamaya çalışalım diye. Sözlerin arkasında lemaat var. Lemaat'ta şöyle bir bölüm var. Dimağda merati bir ilim muhtelifedir, mültebise diye. Dimağda merati bir ilim muhtelifedir, mültebise. Dima dediği yani akıl. Aklın kendi içerisinde mertebeleri varmış, dereceleri varmış. Ama insanların çoğu bunları birbirleriyle karıştırmışlardır yani. Bunların farklılıklarını ayırt edemez hale gelmişlerdir. Orada anlattığı yerde dimağın mertebeleri, kendi içinde dimağın yedi mertebesinden bahsediyor. Önce tahayyül gelir. Sonra tasavvur gelir. Sonra taakkul gelir. Sonra tasdik, sonra izan, sonra iltizam, sonra da taassup olarak, evet, yedi derecesiyle anlatıyor. Tahayyül, aklın bir en düşük mertebesidir, hayal demek. Romanlar, tiyatrolar, hayali olarak yazılan şeyler, bu aklın tahayyül mertebesinin ürünüdür. Aklın ikinci mertebesi tasavvur. Tasavvur da mesela o ilmin hakkında araştırma yapılmış, 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 çok çalışılmış ama ispatlanamamış. Psikolojide hipotez denen
İslami ilimlerde nazariye olarak ifade edilen, burada üstadın tasavvur diye de anlattığı ispatlanamamış ilmi çalışmalar ki aklın ikinci mertebesinden ortaya çıkar. Tasavvur mesela Darwinizm bir tasavvurdur. Çok çalışılmış üstünde ama fakat ispatlanamamış. Tahayyülden sonra tasavvur gelir. Hipotez. Yani ispatlanamamış, üstünde çalışılmış ilimler, araştırmalar. Aklın üçüncü mertebesine gelince veya dimağın taakkul mertebesidir. Taakkul, müsbet ilimleri ortaya koyar. Çalışılmış üstünde, araştırılmış ve ispatlanmış. Kur'an-ı Kerim de onları ya sarahaten ya işareten anlatmış. İlim de bunları, bilim de bunları çalışmış üstünde ve ispatlamış. Bugünkü müsbet ilimler taakkul makamının ürünleridir. Ama dikkat ettiyseniz buraya kadar iman yoktur. Aklın veya dimağın dördüncü mertebesine gelince tasdiktir. İşte iman burada başlar. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ayetiyle anlatılan bu bölüm. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى kim Allah yolunda verir de müttaki olursa فَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى güzel kelimeyi tasdik ederse. Güzel kelime ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. O güzel kelimeyi tasdik ederse. Tasdik. Tasdik, az önce anlattığım aklın tahayyül, tasavvur ve taakkul mertebeleriyle elde ettiği ürünleri, fikirleri, sonuçlarını bunları yapan, yaratan bir zat var diye kalbin devreye girmesidir. Tahayyül, tasavvur, taakkul akılda ama tasdik aklın kalp ile bütünleşmesidir. İman tasdikte başlar. Ve beşinci mertebesi ise izandır. Üstad burada iman izandır, tasdiktir tabirlerini kullanmış. Çok önemli bir farka dikkat çekmiş. İman izandır. İzan nedir? Aklın, dimağın beşinci mertebesi oluyor. Bu tasdikten sonraki mertebesi. İzan, aklın hayalle, tasavvurla, taakkulle elde ettiği ve kalbinde tasdik ettiği o hususların sebep ve sonuçlarıyla onu kalbiyle ve vicdanıyla, yani sebep ve sonuçlarıyla bir şeyi künhünden, kökünden kavrayıp da onu iyice kalbe ve sonra vicdana zerk etmeye izan deniyor. İzan. Bizde derler bu adamda izan yok. Yani şuur yok bu adamda demek. İzan kelimesi üstünde genişçe durabilirsiniz. Aklın, dimağın beşinci mertebesi oluyor. Altıncı mertebesine gelince iltizamdır. İltizam ilk beş mertebeyi içine alır. Kalben tasdik ettiği ve izan haline getirdiği şeylerin sonra gerekliliklerini yapmaktır. Amel bazında fiillerle, hareketlerle yani ibadetlerle o inandığı şeylerin gerekliliklerini yerine getirmektir. Demek ki iman, tasdik ve izan ile alakalı, İslamiyet ise iltizamla alakalı demek işte bu demektir. İman kalple alakalıdır. İltizam ise onları fiilleriyle, hareketleriyle ortaya koyma demektir ki İslamiyet ibadetleri içine alır. İslam kelimesi, iman kelimesi ise daha çok kalp ile alakalı hususları içine alır. Burada bir hususa daha girmek istiyorum. İslamiyet teslimiyettir dedik. Daha çok amellerle olur. Ama teslimiyetin de kendi içinde üç mertebesi vardır. Tekrar ediyorum. Teslimiyetin de kendi içinde üç mertebesi vardır. Bir, teslimiyet önce kalp ile olur. Kalp ile olan teslimiyete iman diyoruz. Demek ki İslam kelimesi içerisinde iman da vardır. Tekrar ediyorum bunu. Teslimiyetin üç mertebesi vardır, üç manası vardır. Bir, kalben teslim olmak. Zaten kalben teslim olamayanlar
amelle de teslim olamazlar, Müslüman olamazlar. İşte o kalben teslimiyete iman deniyor. Demek ki İslam kelimesi içinde iman da var. Az önce okuduğumuz o Cibril hadisi şerifinde Efendimiz Aleyhisselam'a "Ahbirni anil İslam" diye Cebrail sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce şehadet kelimesini söyledi. Halbuki şehadet imanla alakalı olmalı. Halbuki bu bir teslimiyetin, Müslümanlık teslimiyettir. Teslimiyetin birinci safhası önce kalben teslimiyettir ki onun için kalben teslimiyetin başında Efendimiz Aleyhisselam şehadet kelimesini söylemiştir. Evet, iman İslam kelimesi içinde. Evet, İslam kelimesi içinde iman da vardır. Çünkü iman önce kalben teslimiyetin ifadesidir. İkinci teslimiyet dille olan teslimiyettir. Dille olan ikrardır. İster imana müteallik, isterse İslam'a müteallik olan şeyleri dille söyleme de aslında imandır. Ve teslimiyetin üçüncü merhalesine gelince organlarla, uzuvlarla gereğini yapmaktır. İltizam makamında işte buna da İslam deniyor. Teslim olma, amellerle teslim olma manasındadır. Neresinden bakarsanız bakınız, mesele birbirleriyle giriftir. Yani iman içinde İslam var, İslam içerisinde iman var. Burada şöyle bir inceliğe daha girmek istiyorum. Teslimiyetin, Müslümanlığın tabii ki kalp ile de alakası var. Kalben teslimiyet ve sonra bunu ikrar edecek dil ile de teslimiyet. Eğer bir insan dil ile söyledi, uzuvlarıyla da bir kısım teslimiyet amelleri, ibadetleri yaptı, fakat kalben tasdik etmedi ise o kalbi teslimiyet, kalbi Müslümanlığı yoksa ona mümin de denmiyor, ona münafık deniyor. Demek ki münafık amel yapıyor, ibadet yapıyor ama münafık, yani mümin değil. Önce mümin olacak, mümin olarak kalben teslim olacak, kalben Müslüman olacak, mümin olacak, sonra amelleriyle de bunları eda edecek ki münafıkla Müslüman ve mümin arasındaki farkları da kalben teslim olmak ve uzuvlarla da Müslüman olduğunu, amellerle de, ibadetlerle de Müslüman olduğunu göstermek, bu meselenin kendi içinde bir bütünlüğü içerisinde ifade edilmiştir. Ve dimağın yedinci mertebesine gelince o da taassuptur. Taassup bizde körü körüne, cahilcesine, katı katıya bağlanmak akla gelir. Burada üstadın anlattığı taassup ise bu salaveti diniye manasındadır. Şu karşınızdaki dağlar çıldırsa, kudursa, şu bulutlar ordular halinde donanmalar yağdırsa, emin ol yine bu göğüsteki iman sönmez, sarsılmaz. İşte buna salabet-i diniye denir. Bütün dünya aleyhimizde ateşten bir bomba olsa, kesilse, yine inandığından vazgeçmemek ve amellerinden de taviz vermemek, işte buna da salabet-i diniye manasında taassup diyoruz. Aklın zirveleri, mertebeleri içinde taassup böyle bir zirve makamı ifade eder. Tekrar ediyorum, körü körüne cahilce bağlanmak değildir taassup. Özetleyeyim, dimağın yedi mertebesi var. Tahayyül, tasavvur, taakkül, tasdik, izan, iltizam ve taassup. Salabeti diniye. İşte burada tahayyülde, tasavvurda, taakkülde herhangi bir şey yok. Ama iman tasdikle başlar. İmanın şuurlu haline gelmesine izan denir ki işte müminliktir bunlar. Ama aklın altıncı mertebesi olan iltizam, inandığınız zatın emirlerine inkiyat etmek, itaat etmek, buna da İslam deniyor. Demek ki aklın, dimağın dördüncü ve beşinci mertebeleri imanla ve altıncı mertebesi İslam'la alakalı, taassub-u dini ise her ikisini içine alıyor. İmanda taassub, amellerde taassub, bunları da kısaca anlatmış oldum.
Burada bir inceliğe daha girmek istiyorum. Bir de inanç kelimesi yerinde kullanılan İslami literatürde akide kelimesi vardır. Akitten işi sağlama, bağlamak demektir. Akit. İslami ilimler anlatılırken bir de akaid ilminden bahsedilir. Akaid, akit kelimesinin çoğuludur. Akideler demektir. Kafla yazılıyor. Ayın kaf, dal. Akit. Acaba akide ile iman arasındaki fark nedir? Akide kelimesi şu bizim bildiğimiz iman. Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına ve hakeza imana iman denir. Akit ise genel imandır. Adam aya da iman eder. Toprağa iman eder, ateşe iman eder, onlara ibadet yapar. Akide kelimesi her türlü inancı içine alır. Halbuki iman sadece bu Allah'a iman, peygamberlere iman, altı iman rüknüne iman etme ile alakalıdır. Evet, her türlü inanca akide denir. Ama sahih akideye, bize göre sağlam akideye, ona da iman deniyor. Demek akide daha şumullü bir kelime. Ama sağlam akideye, sağlam inanca da aynı zamanda biz iman diyoruz. İnsan ana rahminden itibaren güvenlik ister. Bir insan ana rahminden itibaren güvenlik ister. Hatta kabrinde bile güvenlikte olsun, rahat olsun istenir. Böylece iman güvenlik demektir. Ana rahminden öleceğimiz ana kadar güvenliğin bütününü içine alan o ana formüle, ona iman deniyor. Müşrikler, bir de müşrik vardır iman içerisinde. Allah'a inanıyor, peygambere inanmıyor. Veya Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor ama işte bu putlara tapmazsam ben Allah'a yaklaşamam diye inanıyor. Bu Allah inancı olsa bile bunlara da mümin denmiyor, müşrik deniyor. Kalben tasdik etmediği halde bir kısım ameller, ibadetler yapıyorsa bunlara da münafık deniyor. Demek ki her inandım diyen de, her akide sahibi de bize göre müminler içerisinde yerini almaz. Kısa kısa bu farklara da temas etmiş oldum. Bütün bunları özetle anlattıktan sonra şimdi aynı bölüm içerisinde ikinci bir soru var. Acaba İslamiyetsiz iman medar-ı necat olabilir mi?